10 askeri öldü ve ondan sonra hemen apar topar geri çekildi. Peki bu 2 gündür süren kara harekatında İsrail'in Hamas ve İslami Cihat örgütüne karşı bir kaybı, askeri kaybı oldu mu? Tabii vardır. Bir de bugün İsrail 2. kanalında gösterilen bazı askerlerin çektikleri özel telefonlarından çektikleri resimler yayınlandı. İşte tabii biraz kontrolünü geçtikten sonra 30 tane filmden yalnız 8 film gösterdiler. Bu demek ki 22 film gösterilmedi. Onlardan çok ölenler vardır. Şimdi mesela askerlerden birisi bir İsrail tankı topundan öldüğünü açıkladılar. Yani kardeş atışından. İnşallah zaten günler geçtikçe, birkaç gün geçtikten sonra göreceksiniz ki ne kadar kayıplar verdiler. Ve Hamasçılar zaten bekliyorlar. Yani oradaki kardeşler bekliyorlar. Ve İsrail'in ilerlediği mesafe belki 200 metre, 300 metre. Boş arazilerde Ödlek. ilerlediler. Topu ve tankları kullanıyorlar. Yani böyle tanklardan inemiyorlar. Siz bilmiyorum 2008 yılında ve 2012 savaşında askerlere çocukların kullandıkları bombardı tanklarda koydular. Bilmiyorum anlaşılırsa dedi bombard. Çocuklar için kullanılan bombard. Yani onlar kendi ihtiyaçlarını tuvalete gidemiyorlar. Tanklarda kalırlar. Tuvalete gitme yerinde askerlere bombard getiriyorlar. Yani ama razı olsun durum çok iyi Gazze'de. Yani moraller yüksek, kesinlikle korku yok. Asıl korkan o devasa silahlarına sahip olan İsrail askerleri tanklarından dışarı çıkamıyorlar. Aslında tam da bir kara harekatı söz konusu değil. Ben diğer bir konuyu sorayım, son bir soru. Eğer arkadaşların sorusu yoksa. Aslında İsrail'in Gazze'ye karadan hareketle başlattığı asıl amacı daha önce El Fetih ve Hamas arasındaki ulusal birlik hükümetini bölmek noktasında bir girişim bu aslında bakıldığında. Peki Filistinlerin şu anda El Fetih'e bakış açısı nedir? El Fetih'in özellikle Gazze'deki İsrail saldırısına karşı tutumu nedir? Al-Fatih'in adamları yollarda gezmekten şimdi utanıyorlar. Yani sanırım ki inşallah bu savaştan sonra Al-Fatih örgütü bitecektir. Yani yalnız birkaç işte yüksek yerlerde yani Niye hükümetin sokaklarda gezmekten, adamlarından Musa abi burayı biraz açalım. Türkiye'de çok bilinmiyor. El Fetih yetkilileri Filistin sokaklarında gezmekten niye utanıyorlar? çünkü onlar maalesef Sisi'yi tuttular. Suudi Arabistan'ın siyasetine bağlı oldular. Maalesef işte ihanetçi rejimlere bağlandılar ve buradaki halk onlardan Mesele bu hiç zaten ha. razı değil. Yani mesela kendi El-Fetih adamları özellikle gençlerden bahsedince gençler artık bıktılar El-Fetih politikasından. Ve maalesef işte o Mısır'la yapılan anlaşma, ateşkes anlaşması, bu saçma sapan Sisi tarafından ve Netanyahu tarafından hazırlanan bu kötü anlaşmadan hiç kimse razı değil. Ve Abbas onu kabul etti. Yani Abbas maalesef zilleti çok sevdi. Suudi Arabistan'ın parasından çok razıdır. İşte bu zilleti biz kabul etmiyoruz. Ve halk yani inanınız ki yani bugündeki mezdaksızlık yapılan gösteride hem Netanyahu'ya karşı ve hem Abbas'a ve hem Sisi'ye karşı sloganlar atıldı. Ve İsrailliler girdikten yarım saat sonra çıktılar çünkü gördüler ki yani yaşlılardan başlayarak, hanımlardan başlayarak
Hiç kimse Mezdatta'yı bırakmak istemedi. Çünkü onlar bizi kovmaya çalıştılar Mezdatta'dan dışarıya, kapıların dışına. Ve fakat millet oturup yani ses bombalarını attılar, plastik mermilerini attılar. Millet sona kadar savaştı. İşte bu moral Allah'tandır geldi bize ve Gazze'deki direnişi görünce artık kanımızı dökmeye hazırız burada. Ve en yakın zamanda inşallah hepimiz keşke böyle yani Müslüman ülkelerindeki mağazalarda bulunan silahın %5'ini verirlerse bize, inanırız ki gelecek cuma inşallah beraber namazımızı kılacağız Mezdatta'da. İnşallah abi. Ben katılımın için, düşüncelerin için, sözlerin için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'li Müslümanlardan bir isteğiniz, bir talebiniz var mı abi? Allah razı olsun. Bakınız bir şey yapabilirsiniz bize. Bir, politik sahasında Türkiye'deki hükümetin yapabileceği çok iş var. Avrupa'yı başvurup ve Avrupa'daki hükümetlere başvurup münafıklığını göstermeye çalışsınlar daha fazla. Çünkü bu Merkel'den başlayarak Almanya'nın tutumu sanki İsraillerden daha fazla İsrailli olduğunu ispat etti. Ve münafık Amerika'ya böyle gösterin, ne kadar gösterebilirseniz gösterin, yani gösteriler de işte bu Avrupa'nın tutumunu kınamak için elinizden gelen yapın. İkincisi ise tabii hadis-i şerifte yazılan Kudüs'a ve Mezdatta'nın kandillerine zeytinyağı getirin. Bu demek ki elinizden gelen bütün yardımları verin Gazze'ye. Yani para yardımı, ilaç, gıda maddelerinin sokmasına çalışmanız lazımdır. Ve Allah razı olsun sizden, çünkü Türkiye'nin tutumu en ileri rahat tutumlardan birisi. Hepimiz yani memnunuz, bir de size dua ediyoruz. Allah razı olsun. Abi biz de sizden memnunuz, sizden razıyız. Arkanızdayız inşallah sonuna kadar. Allah'a emanet olun, Allah yardımcınız olsun. Hayırlı geceler abi. Hayırlı geceler. Hocam bu konuyla ilgili biraz yorumlara bakalım mı? Tabii tabii. Şimdi Özkan Demirkıran Burcu demiş ki hükümetimiz İsrail'le olan bütün ilişkileri bitirmeli. Şili ve Venezuela gibi olmalı demiş. Katılıyorum. Ama toplumsal olarak da vereceğimiz bir tepki var. Her şeyde topu hükümete ve Allah'a atmamamız lazım diyorum. Devam ediyoruz. Kadir Coşkun demiş ki Süleyman Bey, Gezi'yi destekleyen ünlülerden, lojistik destek sağlayan firmalardan bir tanesinin bile Filistin için tek kelime etmemesi tesadüf müdür demiş hocam. Değil tesadüf. Değil. Tesadüftür tesadüf. Kedidir. Bugün bir okur bana bir mail şey atmış, tweet atmış. Demiş ki Süleyman Bey, bir alim bana anlattı. Elinize bir taş alıp bir dua okuyup attığınızda o taş mutlaka İsrailli bir askerin kafasına isabet ediyormuş diye bir şey yazmış. Dedim ki o taş benim elime geçse senin kafanın ortasına vururum, yemin ediyorum. Yani eğer senin eylem şeklin buysa ben senin o güzel kafanı yarmayı çok isterdim dedim. Bizim hakikaten eylem şeklimiz bu olmuş artık. O kadar çok yorum var ki aradan bulabildiklerimi hemen şey yapacağım. Behlül Bera demiş. Bütün partiler ve STK'lar bir araya gelmeli ve Yeni Kapı'da 2 milyonluk bir miting yapılmalı. Başından beri ben aynı şeyi söylüyorum, katılıyorum da. Bölük pörçük şeyler olmamalı. Neşe Uzun Duruan, yakında İsrail Türkiye'ye girecek ve biz yine sessiz kalacağız herhalde demiş. Bizim sessizliğimizi sessizliğimize dikkat çekmiş. Bu arada bugün Melisa Türkmen daha söylemiş şunları. Süleyman Özışık abi, bir ağacı bahane edip ülkemizi yakıp yıkanlara sorar mısın? Ağaç için ağaç kadar değeri yok mu bir Filistinli'nin demiş. Yok. Eğer o plajda 4 tane fok öldürülmüş olsaydı dünya ayağa kalkardı. Ama bu arada bu Ekrem Dumanlı'nın bir yazısı vardı. Yani hakikaten gülünecek bir yazıydı. Acziyet örneğiydi.
Hoca Efendi'nin bu konudaki sessizliği için onun sessizliği çığlıktır demiş. Ona çok büyük tepki var. Ya Allah bunları tiksinti duygusu ne yarar diye insanlar fark etsin diye mi yarattı bunları ya? Ya bu ben, sessizliği niye... Bu nasıl, bu ne kadar iğrenç, tiksindirici bir tevilcilik ya? Bu nasıl bir üslup? Bu aynı sessizliği bir dindarlığı, Müslümanlığı açık aşikar olan bir devletin önderine niye göstermedi, niye beddua etti? Ses çıkardığı zaman da ne istikamette ses çıkardığını da ben unutmadım. Saddam'ın yıllar önce attığı füzenin İsrail'e düşüşünde ne dedi? Vah, şu anda o Yahudi çocuklar nasıl da korkmuşturlar. Ciğerime dalıyor, değil mi hocam? Demek şimdi hocam şunu, bunların var ya, bunların bir tek dinleri var, sadece kendi örgütlerinin dini. Bir tek Allah'ları var, sadece cemaatlerinin Allah'ı. Yahudilikle çok örtüşen tarafları var. Bunlar da aynen kendilerini seçkinsiz zikrederler. Bunlar için diğer bütün Müslümanlar, aynı Yahudilerin algısı gibi, bütün insanlar onlara hizmet için vardır. Biz de onların marabası hükmündeyizdir. Tanrı da bunlara çalışır, peygamber de bunların emir eridir. Ya bunları konuşmayın ya. İbrahim. Bunlardan bahsetmeyin ya. Hocam aslında bizim hiç yorum yapmamıza gerek yok. Hakikaten yazdıkları her yazıyla kendi kendilerini rezil edip duruyorlar. İbrahim Ethem Polat, küçük eylemler İsrail'in işine gelir. İçimizdeki gaz ve kin boşalır ancak. Eylem etkili olmayınca İsrail daha da büyür demiş. Süleyman abi, bu arada son 40 dakikaya giriyoruz. Hı-hı. Anlatacağın çok önemli hususlar var. Eğer uzatırsak o sarkabilir. Bu arada Aynur Keleş ve birçok arkadaşım, hı-hı, Hatice Çayır, Nalan Yaman Yüksel, İlker Batmaz, Emre Ateş, Esra Apa, sayısız arkadaş boykot konusunda çok ısrarlı ve toplu ve büyük bir eylem konusunda bir teklifleri var. Ben son bir hatırlatmada bulunup bu Gazze olayını şimdilik bitirelim. İnşallah ilerleyen programlarda konuşmaya devam ederiz. Gazze deyince şöyle bir fotoğraf karşımıza çıkıyor. Uzunluğu 41 kilometre, genişliği 6 ve 12 kilometre, yüz ölçümü 360 kilometre kare. Yani bir Yalova'dan daha küçük. Nüfusu ise 2011 verilerine göre 1.7 milyon. Yani dünyada metrekareye düşen insan sayısının en yoğun olduğu yer. Böyle bir yerde 1.7 milyon insan yaşamaya çalışıyor. Fotoğrafı da görmek lazım. Boykot talepleri çığ gibi. Yani Ayşe Atsız, Yasemin Üzer, Seher Kayrak Güler, Kamile Elif Ersoy, Meher Zayn, herkes aynı dili konuşuyor. Biz sadece sosyal medya üzerinde mi bu kadar organize olabiliyoruz? Bunu niye marketlere gidince sokakta çok iyi organize edemiyoruz? Aslında bizim geniş geniş bunu da konuşmamız lazım. İnşallah. Şimdi şeyle başlayalım istersen. Savcı Öz yine kendince gündemi belirlemeye çalışıyor attığı tweetlerle. Yine. Şimdi attığı tweet şu, tartışmaya sebep olan son tweeti. Son asırda kimse diktatörlüğe özenmesin. Sonu Saddam gibi, Kaddafi gibi olacaktır. Kim olursa olsun hukuksuzluğu benimseyen hesabını verecektir, dedi. Aslında burada ima ettiği kişi Tayyip Erdoğan. Diyor ki sen bugünün diktatörlüğüne oynuyorsun, geçmişteki diktatörlerin başına ne geldiğini gör, ayağını denk al demeye getiriyor. Ve bunu bir hukuk adamı söylüyor. Hukuk adamı olduğunu kim söyledi? Kimliği öyle hocam. Kimliği öyle. Şimdi bu üslubla bir savcı kalkıp bu kadar üst perdeden meydan okuyorsa, bunun hukukla veya devletin mekanizmalarıyla kulağından tutulacak, nasıl ve en etkili şekilde dersi verilirse bunun verilmesi gerekir. Bunu verecek olan ben değilim. Verilmeye çalışıldı. Evet, nasıl verilecek hocam? Şimdi bu sözden dolayı hakkında bir soruşturma başlatıyor savcının biri. Savcı hakkında anında HSYK devreye giriyor, inceleme başlatıyor. Anında, yani dokunamazsın dercesine hakkında bir inceleme başlatıyor. Nasıl zaten bu pervasızlık da burayla ilgili. Yani bakın, bir Milli Eğitim bünyesinden çok tanınmış,
sivri bir isim çıkıp böyle bir üslup kullanamıyor. Bir başka kurumdan çıkıp kullanamıyor. Sadece burada öbeklenmişler. Yargıyı resmen, açık söylüyorum, ele geçirmişler. O yargının ilginçtir. Devletin gücünü arkasında, devletin kendilerine verdiği o makamdan aldıkları gücü kullanarak bir derebeyi gibi oradan meydan okuyorlar. Biz burada savcı Zekeriya Öz'ün... Bu da bu ülke insanı için bir vatandaş olarak tıpkı İsrail'in ümmete karşı, bütün dünyaya karşı Müslümanlara ne yapıyorsa, o kanıma dokunuyorsa, birinin de çıkıp bütün devlete ve devleti temsil makamındaki en üst mertebedeki kişiye bu küstahça üslubu kullanması, ondan sonra da eli arkasında gezmesi, o da benim kanıma dokunuyor. Artık yeter yani. Ya bu pervasızlığın bir dersi verilmeli artık. Yani bu nasıl verilecekse verilmeli. Hocam biri kalkıp... Ya şu sizin hukuk... canınızı yakmıyor mu ya? Hocam şöyle yani anlatayım, yıllarca başında bir takke, Allah deyip ağlayan, peygamber deyip öbür tarafa bayılan bir adamın organize ettiği bir grup, Allah deyip tesbih çekeceğini, çünkü bize öyle öyle, bizim işimiz bu diye, hizmet edeceğini, çoluk çocuk yetiştireceğini, tweet atarak, başbakan işte seni, ya akıbetin bilmem ne olur. Bu hangi dinin, neyin hizmeti? Bundan ziyade şöyle bir durum var hocam. Bu neyin vaazı, bu neyin Kur'an'ı, bu kimin peygamberi, bu neyin hadisi? Hocam, sen 25 sene bir televizyon ekranında, arkanda iki sıralık kütüphane rafı önünde Allah dedin ağladın, peygamber dedin ağladın. O kadar da cemaat tanıdım. Hiçbirinde böyle bir şey görmedim. Hocam, bu nedir ya? Cevabını bu... çok güzel siz kendiniz verdiniz biraz önce. Aslında paralel yapın neyse, Siyonizm de o. Pervasız bir şekilde dünyayı takmadan dilediğini yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi başbakan haşhaşi deyince birçok kişi kızdı. Al sana haşhaşi. Türkiye temiz eller savcısının hukuk anlayışını burada gördü. Linç mantalitesiyle yıllardır bizim Türkiye temizleniyor derken insanları linç ederek bir diktatör edasıyla, bir diktatör ruhuyla ve bir ezme, bir öldürme, bir katletme ruhuyla insanları öldürdüğünü, hayatını kararttığını Türkiye Savcı Öz'ün kendi ağzından dinliyor. Kafa bu, yapı bu. Ama Savcı Öz'ün bunları söylemeden önce çıkıp şunu söylemesi lazım. Ben hala oradayım. Ali Ağaoğlu'nun sırtından gittiği tatillerin hesabını bana versin bir. Yarın öbür gün, iki gün sonra faturalarımı göstereceğim, kendi cebimden gittim diyordu. Ben hala o faturaları bekliyorum. Yani hırsızlıkta hırsızlık, yolsuzluksa yolsuzluk. En az kendisi de bir o kadar bu işlerin içine batmış, rezillik içinde birisi. Laleli'deki otel sahipleri kendisini çok güzel anıyor. Güzeli tırnak içinde söylüyorum. Çok güzel anıyor. Önce o gittiği tatillerin yaptığı usulsüzlüklerin hesabını versin. Şimdi hocam... Hocam bir oraya geçmeden, şimdi çok fazla vaktimiz kalmadı. Anlatacağın çok değerli, çok çarpıcı, ilk defa şu an itibariyle gündeme gelecek bilgiler var. İstersen nokta atışı yapalım, tek tek gidelim. Evet. Şimdi tekrar 7 Şubat 2012'ye gidelim. Ne yaşandı orada? Hakan Fidan'ın gözaltına alınmaya çalışılması. Şimdi... Biraz kısaca onun öncesini anlatalım. Neydi? Eylül ayı 2011 yılında Oslo'da Hakan Fidan Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak İngiltere'nin koordinatörlüğünde Mustafa Karasu ve Sabri Ok örgüt temsilcileri olarak bir araya geliyorlar. Ve bu sorunu, Kürt sorununu, PKK sorununu nasıl halledebiliriz diye bir görüşme yapıyorlar. Evet. Ve sonra bunlar ne oluyor? Buradaki şeyler deşifre ediliyor, sızdırılıyor. Değil mi? Evet. Ve daha sonra savcı buradaki bilgilere, sızdırılan bilgilere, haberlere istinaden 7 Şubat 2012 yılında Hakan Fidan'a soruşturma ifadesini almak için telefon açıyor. Ondan evet. Sonrasını senden dinleyelim. Şimdi bu telefonun açılış saati çok kritik bir saat. Hocam, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. O gün ameliyatı var. Ameliyata gidecek.
Ve bu özellikle takip ediliyor. Başbakanın ameliyata gireceği saat özellikle belirleniyor. Niye belirleniyor? Onu bunun sonunda anlatacağım. Daha muttaki olmak için, evet. Daha iyi Müslüman olmak için yapıyor. Onu anlatacağım hocam. Tabii tabii. Hı-hı. Mütedeyyinler yani. Başbakan ihlaslı olmak. Sürekli başbakan bu süreçten Türkiye'yi bir tesadüf kurtarıyor. O tesadüf, daha doğrusu bir niyet kurtarıyor. Başbakan İzleyiciler lütfen avuçta. Buraya çok dikkatli dinlesinler. Hani hesap üzerinde hesap var, evet. Diyoruz ya. Hı-hı. Çok ilginç bir detay bu. Başbakanın sürekli göklerden gelen bir karar vardır. Hesapların üzerinde bir hesap vardır sözü burada ortaya çıkıyor. Ameliyat için yola çıkarken başbakan diyor ki ya benim uzun süredir söz verdiğim ama gidemediğim iki fakir fukara evi var diyor. Beni ameliyata alacak olan ekip zaten özel bir ekip. Hastane zaten özel bir hastane. Biraz daha beklesin. Bir saat bekleyebilirler diyor. Ben bu arada ölüm var kalım var, ben bunlara bir uğrayayım diyor. Ancak takip edenler başbakanın o saatte ameliyata girmiş olabileceğini düşünüyor ve Hakan Fidan'a malum telefon gidiyor. İfade vermeye geliniyor. Tam saat kaçta? 16.55'te. Evet. Cuma günü. Hocam Hakan Fidan'ın bir yerlere gitme ihtimaline karşılık programını bilmedikleri için havaalanının etrafı polis kaynıyor. Ama aynı zamanda telefon açıldıktan yarım saat sonra Hakan Fidan'ın evinin etrafı da polis kaynıyor. Hakan Fidan olumsuz cevap verirse bir terörist evine baskın yapar gibi Hakan Fidan'ın Türkiye'deki MİT müsteşarının evine bir terör yuvasına baskın yapar gibi girecekler, Hakan Fidan'ı alacaklar. Hakan Fidan Sayın Cumhurbaşkanı'nı arıyor. Sayın Cumhurbaşkanı gayet iyi niyetli bir şekilde diyor ki korkulacak bir şey yok, yanlış bir şey de yok, git ifadeni ver diyor. Hakan Fidan o saatte başbakanın ameliyatta olduğunu düşünüyor ama başbakan o saatte bir fakirin evinde oturuyor. Bu bildiğimiz hani zaman zaman önümüze gelen fotoğraflar bilmem şu oluyor ya, bir fakir fukaranın evinde. Arıyor diyor ki Sayın Başbakan diyor ameliyatta mı? Yok daha girmedi, bir fakirin evinde diyor. Ameliyata girse ulaşamayacak. Ama ulaşamamanın sonunda neler olacak onu asıl şimdi anlatacağım. Plan ve saat o kadar dakik şey oluyor ki Hakan Fidan red cevabı verirse yarım saat içinde bir müdahale olacak. Ama başbakan o an telefona çıkıyor, sakın diyor, sakın ha teslim olma diyor. Ameliyata girmeden çıkıyor, uçağa biniyor, Ankara'ya geliyor. Ve gerekli önlemler alınıyor, bilmem bertaraf ediliyor bu bela. Hocam ben geçen hafta bir fotoğraf sizden rica etmiştim. Eğer o fotoğraf... Yönetmenimizden rica edelim. Menderes'in, evet. Rahmetli Menderes'in fotoğrafı hazırsa onu da lütfen ekrana yansıtalım. Evet, onu görüp öyle yorum yapmak istiyorum. Eğer yönetmenim yayına verebilirse. Hocam Hakan Fidan ifadeye alındıktan sonra talimatları başbakandan aldım diyecekti ve başbakan ameliyat masasında şöyle bir Türkiye'ye uyanacaktı. Yanı başındakileri asker değil polis olarak düşünün. Adnan Menderes'i de başbakan olarak düşünün. Bir eli yatağa kelepçeli olarak uyanacak. Allah. Bunlar devletin bütün resmi kayıtlarında var. Bunun sonunda ben size bu bilgileri nasıl aldığımı, kimin aracılığıyla aldığımı da anlatacağım. Şunu bir daha üstünde geçelim. Eğer operasyon başarılı olsaydı... Vatana ihanet suçundan Hakan Fidan gözaltına alınacaktı. Ki Hakan Fidan, Fidan bir itirazçı olarak konuşturulacaktı. Evet. İşte Başbakan Erdoğan bana şunları yaptırdı denilecekti. Evet. Onlara bir anem bir dosya hazırlanacaktı. Başbakan ameliyat masasında uyandığında eli kelepçeli, evet, bir şekilde uyanacaktı. Yani hastane odasında uyandığında eli yatağa kelepçeli olarak uyanacaktı. Birinci meselemiz bu. Ve bu tamamen başbakanın o sürekli uğradığı iki fakir fukara evinden, hani programın dışına çıkıp kafasına göre esip gittiği bir fukara evine uğramasından dolayı bu süreç akamete uğruyor. Ve bugün Türkiye bu süreci sırf o yarım saatlik o uğramaktan dolayı yaşamıyor. Gelelim ikinci meseleye. 25 Aralık, 17 Aralık ve 25 Aralık. Şimdi 17 Aralık operasyonu yaşadığında biz zamanın diyor sanki çok uzun bir süre geçmiş gibi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın.
göremiyoruz. İlk etapta operasyon başladığında ne ekranlarda görüyoruz, bir 14-15 saat görünmez oluyor. Ne oldu, ne yaşandı? Şimdi şöyle, birincisi şunu söyleyeyim. Bakanlara, önce bakanların o ses ve yolsuzluk olaylarının öne atılması, ön plana çekilmesinin çok ince düşünülmüş bir hesabı var. Ben daha önce yine defalarca sizin kanalınızda söyledim. Daha önce de yazdım. Bundan önce başbakana yönelik bir tehdit içeren bir teklif var. Dershaneleri kapatırsan senin çevrendeki insanların yolsuzluğunu açıklarım. Başbakan da verin bana listeleri, ben gereğini yapayım diyor. Hayır, medya aracılığıyla biz bunu yapacağız dediklerinde başbakan makamından kovuyor. İplerin tamamen koptuğu nokta bu nokta. Sonra bakanlara yönelik, bakan çocuklarına yönelik operasyonlar ve bakanların işin içine dahil edilmesi var. Ama işin bir püf noktası var hocam. Operasyon yapıldığında bakanlarla ilgili fezlekeler hazır. Operasyon daha yapıldığında bakanlarla ilgili fezlekeler hazır. Yani minare çalınmış. Tabii. Kılıfa geliyorlar. Yani. Tabii. Yani bunlar bütün kayıtlarda var. Evet. Bunlar da devletin arşivinde var. Hangi tarihte nasıl o fezlekeler hazırlanmış. Buradaki hesap şu. Bakanların bu işin içinde olduğuna dair bilgiler verilecek. Bakanlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, Erdoğan tarafından, Erdoğan direnemeyince bu bakanları görevden alacak. Ve hemen akabinde görevden alınır alınmaz 25 Aralık operasyonu devreye girecek. 25 Aralık operasyonunda da Bilal Erdoğan'a, oradan Fatih Belediye Başkanı'na, oradan Başbakan'a uzanacak mesele. Ve madem onlara istifa ettirdin, sıra sende, sen de istifa et denilecek. İşin orada bir püf noktası var. 17 Aralık operasyonunda. Hocam, İstanbul Emniyet Müdürü'ne telefon gidiyor. Yarın sabah Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmayacak. Telefonunu kapat, kaybol, git. Diye telefon gidiyor. Telefon buna kimden gidiyor? Gönderen gönderiyor o mesajı. Herkes biliyor. İstanbul Emniyet Müdürü buna bir direnç gösteriyor. Ve ne acıdır ki ailesinden birinin bir kaseti önüne konuluyor. Eğer bu yapılmazsa deniyor, gereği yapılacak. Bu kaset yayına verilecek deniyor. Ve İstanbul Emniyet Müdürü yaklaşık operasyon bittikten 5-6 saat sonra İçişleri Bakanlığı kendisine ulaşabiliyor. Telefonu kapalı bırakıyor, gidiyor. Plan o ki sabaha uyandığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı devrik başbakan veya sabık başbakan olacak. Veya dönemin başbakanı. Evet. Fezlekede geçtik. Dönemin başbakanı olacak. Ve bunun üzerine apar topar, hatırlarsanız, İlk yapılan müdahalede İstanbul Emniyet Müdürü görevden alınmıştı. Bu arada İstanbul Emniyetinde 25 Aralık'ta yaşanan o kargaşa, o kıyamet, onlar da ayrı bir şey. Ama bir gelişme daha var Mehmet. Bir kimsenin bilmediği bir ayrıntı daha var. 25 Aralık operasyonunun olduğu gün akşam saatlerinde açıklandı, hatırlarsanız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ın evine yönelik bir operasyon içinde düğmeye basılıyor. Aynı demin Hakan Fidan'ın evine yapılması düşünülen operasyon gibi. Ve iş öyle bir noktaya geliyor ki İçişleri Bakanlığı'ndan talimat geliyor. Özel harekatçılar başbakanın evinin etrafında siper alıyor, mevzi alıyor. Bu niyetle gelen herkesi vurun diye talimat geliyor. Vur emri çıkıyor. Başbakanın konutuna yaklaşan kim varsa vurun. Bunlar kim? Başbakanın konutu yanında vur emri alan kişiler kimler? Özel harekatçılar. Özel harekatçılar. Tabii ki. Yani tamamen başbakanı koruyan özel deneyimli polis ekipleri. Vurun emri çıkıyor. Ve vurun emrini İçişleri Bakanlığı'ndan mı geliyor? Evet. Ve
gelen bu talimattan sonra önlemler alınıyor. Operasyon yapmak için gelenler işin papucun çok pahalı olduğunu görünce kuyruğu kıstırıp geri gidiyorlar. Yoksa o gece iş başbakanı bir kez daha uzanıyor ve başbakan o gün hani şu tır olaylarını hatırlar mıyız hocam? Birkaç medya kuruluşu oradaydı, görüntü alıyordu. Biz tesadüf gelmişler. Evet, biz o gece bu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının aynı hani nasıl söyleyeyim benzerlik olsun diye Muhammed Mursi askerlerin arasında nasıl götürülüyorduysa biz başbakanı da belki kelepçelenmiş olarak askerlerin arasında öyle görecektik, polislerin arasında. Öyle görmüş olacaktık. Ya benim hafızam almıyor şu anda. Yani aslında hani idam kararı geri gelsin diyoruz ya, bu çocukları katleden sapıklara dair. Aslında buna dair de çok, yani idamdan başkası temizlemez bunu ya. Bu anlattıklarınız. Korkunç şeyler. Yani eğer bunlar bu fiiller gerçekten anlattığınız gibi belli bir takım failler tarafından icra edildiyse, ya bu henüz bunların cezası kesilmedi yani. Bu orta duruyor bunlar. Şimdi hocam cezaya bir girelim istersen. Şimdi evet, vaktimiz ya, daralıyor. Bu, oraya da bir girelim. Vaktimiz daralıyor deyince izleyicilerden tepki alıyoruz ama evet, genelde ama, bana gelince vaktimiz daralıyor diyoruz. Sen konuşacaksın abi. Bu, tamam. Şu ara sadece seni dinleyeceğiz. Çünkü bilgiler sende. Daha anlaşılması için araya giriyorum. Şimdi ceza, fatura dedik ya. Peki paralel yapıya karşı mücadele şu an hangi durumda? Ve başbakanın baştan beri belirttiği ve Cumhurbaşkanlığı adaylığında da ısrarla takipçisi olacağı söylediği paralel yapıyla mücadelede inlerine ne zaman net olarak girilebilecek? Şimdi aslında bazı şeyler perde arkasında yürüyor. Türkiye'de şöyle bir bazı bir kesim bir cadı avı bekliyor ama ısrarla altını çizerek ben aylardır söylüyorum, böyle bir cadı avı kimse beklemez. Adaletsizlik yapılmadan bazı şeyler perde arkasında yürüyor. Mesela emniyet teşkilatında kritik görevlerde olan bütün cemaatçiler pasif görevlere atandı. Şimdi hocam bazıları şunu söylüyor, diyor ki ya cemaatçi olduğu bilinmeyenler var veya işte kurunun yanında yaş dayanıyor, muhakkak var. Yaşandı bunlar kısmen. Var ama ortada şöyle bir gerçek var. Mustafa herkes hocam, herkesi tanıyor mu diyor. 17 Aralık'tan önce cemaati savunan, cemaatçi olan polis mensupları her yerde bir cemaate mensup olduğunu çok rahat bir şekilde söylüyordu. Yani Fenerbahçe'yi tutuyorum, Galatasaray'ı tutuyorum der gibi cemaati savunduğunu, cemaatçi olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla emniyet teşkilatındaki isimler birbirini çok iyi biliyor. Yani bunlar aynı operasyon sonrası veya nöbet sonrası aynı banyoya girip duş alan kişiler. Bunlar birbirlerini biliyor, yani ten rengini biliyor. Dolayısıyla böyle ay o cemaatçi değil de ay şu şöyleydi, ay haksızlık yaptınız, Gayretullah'ın şurasına burasına dokundunuz falan. O biraz toplumu kışkırtmaya yönelik, toplumun o hassas noktalarına dokunmaya yönelik söylemler. Şöyle bir çalışma yapılacak polis teşkilatı ile ilgili. Önümüzdeki dönemlerde tahmin edersin bir iki yılda polis teşkilatı tamamen yenilenecek. Yani paralel başka yapıdan, türlü mümkün değil çünkü paralel yapıdan kimse kapıdan kovduğunuzda bacadan giriyorlar yani. Yani ya böyle bir durum var. Bu ne zaman, evet, ne zaman start verilecek? Yani şu an şimdi bir savcı kalkıyor başbakanı. Ona geleceğim Mehmet. Ölümle tehdit ediyor. Başbakan bile sonuç alamıyor. Ona geleceğim. Zaten devletin tıkandığı yer de orası. Şimdi polis okullarından mezun olup polisliğe hak kazananlar peyderpey seri bir şekilde bir eğitimden geçiriliyor ve polis teşkilatına kazandırılıyor. Şu anda polis teşkilatından toplamda herhalde... Affedersin, bunu biraz açalım. Nasıl bir eğitim bu? Yani buna hızlandırılmış eğitim de diyebiliriz. Buna bütün deneyimli polis mensuplarının, polis amirlerinin bu polis olmaya hak kazanan kişileri polisliğin incelikleri, teknik yönleri, operasyonlar konusunda seri bir şekilde daha okuldan başlayan bir ciddi bir eğitimle bunları yetiştiriyorlar. Bunlar önümüzdeki 2-3 yıl içinde yavaş yavaş peyderpey emniyet teşkilatına kazandırılacak. Devletin sorunu
emniyet teşkilatında değil, emniyet teşkilatındakiler, emniyet teşkilatındaki paralelciler bir yerde karantina altına alındı zaten. Yargı. Yani komun başındaydı, başka bir yere atandı. Orada bir karar verme veya başka bir şeyler yapma gücü elinden alındığı için çok fazla bir şey yapamıyorlar. Ama asıl mesele yargı. Yargı. Şimdi yargının içinde şöyle bir durum var. Yine söylüyorum, belgeleriyle, kanıtlarıyla her şey ortada. İşlenen suçlar, başbakanın dinlenmesi mesela veya işte diğer gayri resmi belgeler, her şey var devletin elinde ama yargıya gidiyor. Başbakanın ofisine konulan böcek meselesinde olduğu için arka kapıdan birisi çıkıyor. Çıkıyor, önden giriyor, arka kapıdan çıkıyor. Ve bunun önüne geçilemiyor. Yoksa bu süreç çok daha hızlandırılmış bir şekilde olur. Ama bu da, bunun da önlemleri yavaş yavaş alınmaya başlandı. Bununla ilgili müdahaleler de gelmeye başladı. Şöyle gelmeye başladı. Ben zaman zaman hatırlayanlar olacaktır bizim kıymetli okurlarımız arasında. Siz de hatırlarsınız. İstanbul Anadolu Yakası ve İstanbul Çağlayan Adliyesindeki paralel yapılanmayı, adliyenin imamlarını, hangi mahkemenin başında kim var, hangi savcı nerede konuşlanmış, ben bu programda tek tek açıkladım. Mesela iki gün önce öğrendim, Anadolu Adliyesindeki komisyon başkanı olan, adliyenin de imamı olan kişi görevden alınmış başka bir yere. Ama hocam daha bunlar sanki palyatif tedbirler yani. Hocam bunu, buradan alıyorsunuz, Bolu'dan tweet atıyor adam. Hocam, doğru mu? Sabah akşam Twitter'ın anlamı şeymiş, cıvıldamakmış, sabah sabah sürekli cıvıldasın. Hayır, yani bu çok önemli bir ama şey. Ama yok de. Yani yargının, biraz önce sizin verdiğiniz örnekte adam başbakanın ofisine böcek koyma konusundaki zanlı olarak buradan savcının tutuklama talebiyle buradan giriyor, arka taraftan çıkıyorsa yargı bir fasit daire olarak üretiyor. Dolayısıyla başbakan bir taraftan nerede gelecek? Ama şunu söyleyeyim. Ama sanki benim için en nihai çözüm, yani şu anda mümkün değil ama en radikal çözüm anayasanın değişmesi. Ve HSYK'ya evet, bir an önce müdahale. Baştan aşağı bütün devlet bu bunu şey, yapıyor. Evet, anayasa hocam. Evet. Başka bir çıkar yolu yok ya. Devam edelim abi. Bu arada anayasa. İki şey anlatmadım. Bunlardan birisi Türkiye'de sadece Fethullah Gülen ve yakınındaki birisinin bildiği bir mesele. İlk defa burada mı açıklanıyor bu bilgiler? Açıklamayacağım. Şundan dolayı açıklamayacağım. Bu meseleyi sadece Fethullah Gülen ve yanındaki bir kişi biliyor. Onun dışında ben cemaatçiyim, cemaate çok yakınım falan filan diyen hiçbir kişi bu konudan haberdar değil. Bir. İkincisi, Hrant Dink'in öldürülmesi ve o gün Samast gerçeği. Anayasa Mahkemesi Hrant Dink davasını tamamen ihlal olduğuna kanaat getirerek bozdu. Hrant Dink davası yeniden görülmeye başlandığında Türkiye'de nelerin olduğunu, nelerin yaşandığını biz çok daha iyi göreceğiz ama bunları, bu bilgileri izin verirseniz kendileriyle, kendileri benimle paylaştı. Benim de kendilerine bir teşekkür borcum var. Bizim daimi konuklarımız çok iyi bilir, izleyenlerimiz. Epey zamandır biz hatta davet de ettik. Paralel Yapı'nın filmini yapan Uğur Yalçınkaya. Evet. Kod adı Kos. Ben bu bilgileri kendisinin aracı olması hasebiyle elde ettim. Bu o gün Samast, Hrant Dink'in öldürülmesi, o gün Samast meselesi ve demin söylediğim hangi meseleydi? Fethullah Gülen'in, sadece Fethullah Gülen ve yanındaki bir kişinin bildiği o Türkiye'yi karıştıracak olay, Türkiye'yi ayağa kaldıracak olay. Sadece bu Uğur kod Bey yine yapacağını yaptı. Yani bir sürü adı, şifre yine filmi bekliyoruz. Hocam bu kod adı, Koz filminde bunlar yayınlanacak. Ve yemin ediyorum kıyametler kopacak. Siz şimdi, yani sizin bu anlattıklarınızdan ne çıkıyor?
ayet hadisle konuşan, muhtemelen bunları da şifre yerine kod olarak konuşan bir mafyatik bir örgüt var karşımızda. Doğru mu? Ha? Yani o gün Samas'tan giriyorsunuz, bilmem nereden çıkıyorsunuz. Hocam bırak o gün Samas'tı falan bırak. Biz şey, ben yazımda yazdım. Şu adam film yapıyor diye, Uğur Yalçınkaya şu kod adı Koz filmini yapıyor diye, şu sözde paralel yapının elinin zayıfladığını söylediğimiz şu dönemde bile adamın yaşamadığı kalmadı. Tehdit geliyor, teklif geliyor. Cihan Haber Ajansı'ndan telefon geliyor, kimlik gizlenerek bize bir kısa metrajlı film yapar mısınız diye ve kendisini emniyet teşkilatından ciddi bir şekilde uyarmaya başlamışlar. Ne diye? Çocuğumla ve ailenle ilgili çok dikkat et diye. Şimdi bu adam, ben bütün kardeşlerim bilir. Şu paralel yapı ile ilgili kasetler konusunda ben gerek seçimlerden önce gerek seçimlerden sonra pek çok olaya vakıf olduğumu beni takip edenler bilir. Bazıları sen o kasetleri falan açıklamadın diyor ama onlar süreci takip etmemiş. Ya da balık hafızalı ya da yürürken bir direğe falan çarpmışlar herhalde, unutmuşlar. Ben bu sürece vakıf olduğum için Uğur Yalçınkaya ve parantez yapım ekibiyle ben bildiklerimi ama yazamadıklarımı paylaştım belgelerini vererek. Onlar da sağ olsunlar bazı belgeleri benimle paylaştılar. Resmi, devletin elindeki resmi belgeler. Ve benim anlattıklarım %1'i bile değil hocam. Ben ısrarla ve ısrarla söylüyorum. Şu sinema filmi Türkiye'de bir dönemi başlatacak ve insanların vay be ulan bu ülkede neler oluyormuş dedirtecek pek çok olayı bünyesinde barındırıyor. Ben hakikaten merakla bekliyorum. Abi, bakalım ne olacak. Konuşacakların bittiyse son 12 dakikaya giriyoruz. İzleyicilerimizden gelen tweetleri, mesajları gündeme alalım. Programın başında hakaret değil, yaftalama değil, karşıt görüşlerinizi, sorularınızı lütfen dile getirin dediğimiz arkadaşlar, hele şükür görüşlerini dile getirmişler. Bunlardan biri, Kenan Can. AKP orduyu dağıttılar, şimdi polisimize tuzak kuruyor ve AKP polis teşkilatını kuruyor. Alma kimsenin ağını, çıkar ağası ağası. Şimdi bu şunu demek istiyor. Sen miydin askeri, askerimize kıyan? Polis de senin canını okusun. Oh canıma değsin diyor. Öyle mi? Evet, öyle söylüyor. Bu paralel sever değil belli. Ama düşmanımın düşmanı benim dostumdurcu bir Emin Çölaşan'ın paralel yapıya kucak açması, bizim yapamadığımızı bunlar yapıyor diye. Sözcü gazetesinin bir köşesinden ses geliyor gibi geldi. Evet. Paralel, bu da bir bakış açısı. Doğrudur, olur. Başka bir soru da şu. Doğrudur. Ayakkabı kutularında... Yeter artık ya ayakkabı. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bak ayakkabı... Allah rızası için bizi izleyenlerin çok huzurunda sana yalvarıyorum. Ve herkese namus sözü veriyorum. Ben gelecek programda bana söz hakkı verin belgeleriyle birlikte. Ben bu ayakkabı kutusu olayının baştan sona yalan ve düzmece olduğunu Türkiye'ye göstereyim. Belgeleriyle birlikte. Ayakkabı kutusu diyen kişilerin kafası bir ayakkabı kutusu kadar boş. Yemin ediyorum o kadar iyi kullanılıyorlar ki, o kadar aptal yerine konuluyorlar ki ben üzülüyorum. Bu paranın nereden geldiği, bu parayı adam çıktı defalarca dedi ki bu para benim. Ben gönderdim. Türkiye'de bir milletvekili söyledi bunu. Ben gönderdim dedi ve mahkeme parayı bu milletvekiline iade etti. İadenin nedeni bir üniversite hocam. Bu bir üniversitenin parası. Makedonya'da. Tabii Süleyman Arslan burada belki yanlış yapmış, belki cahillik yapmış, aptallık diyelim ya. Ama söyledikleri doğru. Cahilce bir şey yapmış ama söyledikleri doğru. Mahkemede doğruluğuna inanmış, bu parayı ilgili kişiye teslim etmiş. Hüseyin Bürge, açın Hüseyin Bürge diye. Google'da Hüseyin Bürge
para kutuları neydi? Ayakkabı kutusu diye yazın. Orada bütün Hüseyin Bürgen'in yaptığı açıklamalar, Makedonya'daki üniversitenin yaptığı açıklamalar, mahkemenin verdiği karar. Açın bunları okuyun kardeşim. Ezbere birinden gördüğünüz bir cümleyi boş arasına iki diyeyim. Kelime yeter sıkıştırıp artık. Türkiye şey yapmayın yani. Biraz da okuyun anlayın ya. Burada izleyicilere o zaman söz verelim. Önümüzdeki programda bu ayakkabı kutusunu belgeleriyle deşifre edelim. Tamam, ben söz veriyorum. Eğer ikna olmazlarsa bilmiyorum ama yani... Ya ne olduğuna dair ne belgele ne bilgiye dayalı hiçbir şey yok. Ekranda o operasyonun düzenlendiği günde o televizyonda gördükleri 5-10 saniyelik görüntü üzerinden bir kutudur gidiyor ya. Ya mahkemesi var, sonucu var. Deklarasyonu var, üniversitenin açıklaması var. Bunların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bir kutu ya. Ya yeter ya. Saadet Yıldırım demiş ki siz bunları açıkladınız. İnşallah size de montaj bir kasetle gelmezler. Gelsin. Saadet Hanım geldiler. Hı? Merak etmeyin. Olmayan bir montaj eskiden kasetle geldiler. Eskiden İMÇ 6. blok un kapanında yapılıyordu. Abi hani bir türkü çığırayım bak ben iyi türkücü olurum diye. Şimdi kasetçiliği bunlar devraldılar. Hı? Biliyorsunuz değil mi hocam? Un kapanı 6. blok. Hocam ha? Size yapılacak kaseti de ben merakla bekliyorum. Nasıl bir kaset yapılır diyor. Tarihselci kaseti yaparlar. Tarihselci. Evet Süleyman abi. İzleyicilerden geri dönüşler. Vallahi o kadar çok yorum var ki. Yani hangisine girsem bilmiyorum. Yüzlerce yorum var. Yüzlerce tweet var. Zeynep Terzi demiş ki devlet, yargı, eğitim, emniyet içindeki kişilerin temizlendiğine inanmıyorum. Kendilerini açık etmeden pusuda bekliyorlar. Hocam sizin bu konudaki yorumunuzu alayım, ben şeye bakayım. Savcı Mehmet Demir'i Edirne'ye sürdüler, bunu da unutmayalım demiş. Şunu söyleyebilirim hocam, benim şahsi kanaatim. Kim söylemiş onu Mehmet söyleyeyim, Bey. Hatice Çayır. Hocam devlet kadrolarında öbeklenmiş yapı pasifize edilse bile... İşte kanun var, nizam var. Kapıyı atamazsınız. Onlar oralarda dolaşacaklar. Kapıdan kovacaksın, bacadan girecekler. Ancak bu sene Almanya'da mı yaptılar şeyi? Bu Türkçe olimpiyatlarını falan. Çok böyle bir üçüncü sınıf sinema salonu gibi bir yerde yaptılar. O bile bu geçen seneki şaşalı olimpiyatlara kıyaslandığında cemaatin irtifa kaybı hakkında ciddi bir fikir veriyor. Bir de Süleyman Hocam isterseniz bir alan araştırması, bir nabız yoklaması yapalım. Mesela okullardaki öğrenci sirkülasyonu ne durumda mesela? Ben hissiyatımı söylüyorum. Artık o okullara böyle akın akın öğrenci falan filan gitmiyor. Yok gitmiyor. Biliyorsun buranın en temel insan kaynağı burası ve hem öyle bir insan kaynağı ki çocukları adeta teslim alırcasına... Mülkiyetini temellük edercesine sen polis olacaksın. Sen hakim olacaksın. Sen hekim olacaksın diye. Değil mi hocam? Mesela önlerinde herhalde açık meslek alanları var. Arkadaşlar şu tıp alanında biraz boşluk var. Bu dönemi buraya kaydıralım. Daha artık yok böyle bir artık böyle bir kanal artmıyor bence. Doğru mu hocam? Hocam geçen hafta ben cemaatçi bir üst düzey evet. yetkiliyle arkadaşla bir araya geldim. Dedim ki ya bu savcılar ve bu hakikaten toplum arasında ya bu duruma da mı düşecektin diye rezil halde anılan insanlar nasıl oluyor da toplum içine çıkıyor kardeşim? Yani bu kadar mı pişkinlik olur dedim. Dedi ki ya bizde bağlarını koparmış. Şöyle bir sistem var dedi. Örnek veriyorum Zekeriya Öz. Deşifre oldu. Yanlışları ortaya çıktı. 8-10 tane kalbur üstü cemaatçi gidiyor. Paralelci daha doğrusu. Aldırma sen şimdiden kahramansın. İşte Türkiye senden şöyle bahsediyor, böyle bahsediyor. Bilmem göklere çıkarıyorlar. Eğer maddi olarak bir zarara uğramışsa maddi zararını karşılıyorlar. Manevi olarak da o yürü be aslanım sen artık Türkiye'nin kahramanısın mantığıyla öyle bir gaza getiriyorlar ki diyor hakikaten o adam düştüğü yerin farkında değil lağımın içinde gerine yürüyor. Şimdi dönüp bakın şu paralel yapıyı savunan bir kişinin şöyle ezik bir şekilde başı önünde dolaştığını göremezsin. Zekeriya Bolu'ya gitmiş.
Ya ben sen Türkiye'nin bütün operasyonlarını yöneten bir adamdın. Yok yok. Ben orada, hocam buraya tamamlasın. Orada işin gücün artık Twitter'da oradan buradan işte Nazlı Ilıcak'la arada bir böyle flörtleşmeler. Siz daha iyisiniz. Aman efendim siz çok hoşsunuz. Siz de çok güzelsiniz falan. Yani Türkiye'nin savcısı olan bir adam bu hale düşmüş. Hala düştüğü, yuvarlandığı noktayı görmüyor. İşte başbakan linç edilmeli diyor. Bilmem işte hocam, şu olmalı ya, diyor. Ben size katılıyorum. Yani belki bu birkaç savcı noktasında bir kahraman yaratma özür dilerim, çabası vardır ama. Dedim de aslında bir gün şu Nazlı Ilıcak'ı bir ele almak lazım. Evet. Yani Türkiye'de bir efsane. Ben bu kadar kendi etrafında süratli bir şekilde dönen ama omurgasız zarar görmeyen birini daha görmedim. Ben onu da... Bazen de olmayan bir şey zarar görmez diye bir söz de var ya. Bu bir. İki, hocam bir iki tane sivrilen savcı üzerine bir kahraman yaratma işi olabilir de bence asıl bu, ya hiç utanıp sıkılmaz mısınız? Yüzünüz kızarmaz mı? Konusunun, sorusunun cevabı bence o Dumanlı'nın yazdığı. Ya hoca susuyor ama o bir çığlıkça. Arkadaşlar bu kadar tevilin kitabını yazan, yazdığına kendini de inandırmayı başaran ve bu kadar da pişkin davranan bir kitle ben daha ne gördüm, ne işittim, ne de tanık oldum. Bununla ilgili çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani bu pişkinlik hocam. Şu paralel yapı. Yüzsüzlük hocam. Başından beri söylüyorum. Ekmelettin İhsanoğlu'na şahsi olarak bir saygısızlık yapmak benim haddim değil. Ama dindar diye, dinci diye Tayyip Erdoğan'ın karşısına konulan bir lider, bu lider herkesinle görüşebilir. Eyvallah. Ama benim bir noktada bir itirazım olacak. Ekşi Sözlüğün yazarlarıyla görüştüğünde benim nevrim döner. Ben o adama saygı duymam ondan sonra. Nedeni şu, görüştüğü kesim sabah akşam, izleyenlerimiz iyi bilir, sosyal medyayı takip edenler iyi bilir, sabahtan akşama kadar İslam dinine, başörtülülere, inançlara ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şahsına sabahtan akşama kadar hakaret eden aşağılıklar grubu. Ben bunu yazdım diye bana dava açtılar, takipsizlik verildi, bir daha dava açsınlar aşağılıklar. Yani görüşüyorsun da be kardeşim, bula bula bu kadar kesim içinde bununla mı görüşeceksin? Bundan ötesi senin rüyalarına gelen bilmem tweetleri ikiye katlayın diyen Hazreti Muhammed'e hakaret eden bir kesimle görüşen bir adayı mı destekleyeceksin sen şimdi? Bu mu senin inanç anlayışın? Bunu söylediğimizde ya kaç para aldın? Türkiye'de bir de onlar da şey oldu, onlar da bir dil değiştirmeye başladı. Seninle mi konuştuk? Eskiden AK Parti diyorlardı, şimdi AKP diyorlar. Ve onlar da böyle dar kafaların görüşlerini paylaşmaya başladı. Başka bir şey yok. Sen de mi para aldın? Kaç trilyon aldın? Yok işte danışman mı olacaksın? Yok onun sonu da, Tayyip'in sonu geldiğinde ne olacaksın diye fişlemeler, tehditler. Ne olacaksak oluruz ya. Hayırlı ne olacağız ya? Yani darbe dönemlerinde sizi savunduğumuzda başımıza ne geldiyse yeni bir darbe döneminde aynısını siz de şöyle diyebiliriz. Ben yine kötü, bu dönemde kötü... hiçbir şey olmadık. O dönemde belki bir şey olabiliriz hocam. Maalesef sürenin sonuna geldik. Yine bunu söylediğinde seni çok itici buluyorlarmış. Maalesef hep bu pozisyonun kötü adamı da benim. Aslında maalesef. Mustafa hocam bir hafta bitirsin programı. Hocam bu hafta bitirişi size verelim ya. Ben o zaman neydi? Ekmelettin İhsanoğlu'na dair bir cümleyle bitireyim. Buyurun. Bir algımı. Ya baktığınızda kendisinden hiç ümit edilmeyecek derecede fleksibiliteye sahip manevra kabiliyeti üretmeleri başladı. Hayret ettim. Bir hafta önce Filistin Gazze çıktığında ya Türkiye'nin tarafsız olması gerekirdi dediğini hatırlıyorum. Bugün televizyon ekranlarına yansıyan görüntüsü neydi? Boynunda ne vardı? Filistin kuşusu. Bir haftada mı oldu bu? Yani o ağırlıktan, o şeyden hocam, Türkiye... hiç beklenebilir bir şey değil ya. Nasıl bir hızlı Türkiye'nin kokusunu ve siyaset dokusunu hemen bir aşı yaptırmış ya. Öğrenmiş yani. Çok kısa öğrenmiş. Bitirin hocam. Ümit vaat ediyor. İnşallah diyelim. Gelecek hafta da
bir arada sağlıkla, afiyetle ve belki daha güzel bir gündemle Gazze'deki sıkıntının bir nebzecik olsun rahatlamış olduğu bir gündemle yeniden buluşmayı dileyelim. Sabri Sayan'ı da uçağa kaçırdığı için kınıyoruz. Evet, buradan da bütün bizi izleyen seyircilerimize teşekkürlerimizi ve iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hayırlı geceler, hayırlı sağlıklar. Gazze'ye selam ve dua ile hayırlı geceler, hayırlı sağlıklar efendim. Petrolden uzak tutuldu. Türkiye gündeminin görünmeyen detayları gazeteci yazar Talat Atilla ve gazeteci yazar Tamer Korkmaz'ın hazırlayıp sunduğu Perde Arkası programında aralanıyor. Bir irade göstermek. İrade. Siyasetten medyaya, sanattan...